Selam. Telif yedirmeyin müzikten bana. Gelin bu. Selam. Aa, çantayı çıkar. Korkma anneciğim, korkma. Çantayı çıkartmadan şöyle bir çocuk görünce çekime dalayım dedim. Korsan. 7'ye göre yaparız. 7'ye göre 37. 6'da 33, 7'de 37. Operasyona girmeden ayık kafayla seni bir çekeyim. Bu patilerini yerim, çok tatlısın. Ya bunu Deniz'le Güneş'in eline versek var ya. Deniz'le Güneş'in şu an yavru köpeği var. Biliyor musunuz? Köpeği mi var? Şu an köpekleri köpek var. Nasıl? Köyde mi? Köye köpek sahiplenmişler. Siyah köpek var, o değil mi? Onun yavrusu. Ya. O doğurmuş 6 tane. Bir tanesini sahiplenmişler. Korsan. Annem çok güzelsin sen ya. Çok tatlısın. 2 gün önce pis pis otu çıkarttık ayağında. Harbi mi? Aynen ama annesi uyumaz böyle de nasıl çıkarıyor zaman yılan. Ya ama hakikaten çok güzel. Ben evde böyle bir şey istiyorum ya. Bazı klinikler yazıyor ya şey yapıyorum aynen. Böyle de pis pis otu çıkarttı diyorum. Tamam. Siz çok güzelsin sen. Çocuk şimdi anesteziye alınacak. Onun için bekliyoruz. Şimdi alınacak değil mi direkt? Formunu bekliyoruz. Formu alınsın. Sahipleri... Ha sahibinden onlar bekleniyormuş. Evet. Onlar alındıktan sonra anestezi alacağız. Alo. Kameraman o gün iş başında. Çok güzelsin sen. Çok hareketli. Ben bunların enerjisine yetişemiyorum. Mükemmel yani. Ağzını yerim. Oh. Metin bir haftadır uyanamamış gibi geziyor ortada. Ya ben bir haftadır toparlanacağım yani inşallah. Bu çocuğu sokaktan mı bulmuşlardı? Bunu mu sokaktan bulmuşsun? Bir şey vardı sanki öyle. Hatırladın mı? İlk sene almıştım. Arkayı bir kontrol edeyim mi? Maşallah anneciğim. Bir uzun iğne alabilir miyim? Hadi şimdi mışıl mışıl bu yemeğe gireceksin. Diğer çocuk geldi mi? Diğer çocuk duman geldi. Sıralaştırmadan var mı? Burnunu yemeğe de gelmedi. Bu sefer kanın değişince... Olmadı, başaramadım. Kanın değişince fark yarattı. Çok azıcık. Oh, 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 sinek ısıracakmış. Çok azıcık. Sinek ısıracakmış. Daha yapmadı. Daha yapmadı. Daha cimcirirken... Cimcirirken... Bitti bu kadar. Ama haklısın, kocaman iğne soktu sana. Yavrum benim, kedi pansiyona gidiyor yavrucak. Olur olur, yeriz yeriz. Aşağıda Silivri soğuktur. Neyse gidelim insanın ya. Burada daha iyi olur onun için. Hadi iyi uykular sana. Hadi iyi geceler. Kapat abisin. Ha. Şu an karanlık ortam yaratılıyor. Anestezinin adam akıllı oturması için. Anestezi sırasında belki gösteririm, belki göstermem bilmiyorum. Ama operasyondan çıktıktan sonra göstereceğim garanti. O uyanma evrelerini izleteceğim size, bekleyin. Allakım allakım. Sabah gitti bile. Çok tatlı görünmüyorlar. Burada bir bilgi vermeliyim. Anesteziye girerken ve anesteziden çıkarken köpeklerde, kedilerde, insanlarda da keza var. Kusma çok gözlenir. Biz de zaten bu anesteziye girmeden önce, operasyona girmeden önce çocuklarda mamayı, suyu kesin 12 saat süreyle vermeyin dememizin sebebi de ana sebeplerinden biri de bu. Çünkü tam böyle bilincini yitirirken ya da tam bilinci gelirken o operasyon sonrası kusması maalesef onun akciğerlerine kaçırma gibi ihtimalleri doğurur. Bu da hayati bir problemdir. Aspirasyon pnömonisi. Dikkat etmek lazım. Hekiminizin söylediği cümleleri unutmadan adım atmak lazım. Güzellik. Kendine gelmişsin. Birazdan çiçe çıkaracağız. Korsan. Ne haber? İşte. Sakin. Sakin. Hafif bir gerilmişsin sanki. Güzel çocuğum. Güzel çocuğum. Aferin sana. Sen çok mu tatlısın? Şu an ekrana bakan herkes böyle mıncırmak istiyor değil mi? Ama şu an
o anesteziye girmeden önceki sertlikte böyle yanaklarını sıkı sıkı sevmiyorum. Özellikle. Çünkü bu çocuk baygın hala. Kafa gidik. Kurban olduğum benim. Korsan! Sana korsan ismini kim verdi acaba? Nasıl acaba? Annem kafam 1 milyon. Takamadın mı? Ters mi giydirdim? Heh, yok. Şuraya. Sok oraya. Buraya? Şurada plaka olması lazımdı. Değil mi? Tıklıyor oturması lazım. Şu oraya giriyor olması lazım. Kırılmış bu. Getir abisi. Hadi gidelim korsan. Hadi gezmeye. Kafa bir dünya. Bir de kuyruk sallıyor bir anda. Gel gel. Gel gidelim. Gel yalan oraya gel. Korsan. Korsan. Işıklar kapalı, öğle tatilindeyiz şu an. Nereye gidiyorsun? Gel. Haha oturdu direkt. Gel dolanalım biraz, kafan açılsın. Tamam, yalama. Korsan. Aha. Ne alem be? İyi, her şey yolunda. Hayır, yalama. Yalamak yok. Yalamak yok, buraya dön. Yalamak yok. Böyle çocukları deli gibi taramak lazım ama. Korsan. Yalama anneciğim. Hemen yalama, yarın yala. Tamam mı? Ağzını sürürüm senin yoksa. Hadi yürüyün bakalım. Gel bir yürü. Gel. Buraya kustu mu? Evet. Bu ne? O mu kustu? Evet evet. Onu alacaktım ben. Hadi yürüyelim ama. Pişt. Pişt pişt pişt. Gel gidelim gel. Eşek sıpası yalama hadi. Hadi. Gel. Yürümemiz lazım. Sarhoş gibi zaten. Bak. Ya kafaya bak. Çok tatlısın. Ha otur öyle tamam hadi. Korsan Bey, model çekimlerimizin de olduğuna göre kalkıp bir yürüsek mi acabası? Kalkmayı düşünüyor musun? Sıratsız ya. Hadi kalk ama yürümemiz lazım paşam. Kalkalım şunu da açayım ben seni. Korsan gibi bandajsız bölgesi bulunanları sadece dikiş varsa, bölgede herhangi bir bandaj yoksa aynı gün içerisinde yalatmamanız tavsiye edilir. Sonraki günlerde sıkıntı çıkmıyor ama aynı gün yalamasa güzel olur. Gel gidelim gel anneye gideceğiz. Popo niye havaya kalktı? Annen seni çağırıyormuş hadi. Gel gidelim gel. Hadi gidelim. Hadi biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz gel. Zorla giriyor ya. Evet, korsanın da operasyon sonrasını görmüş oldunuz. Tam olarak anestezinin yara etkisinde. Hala geziyorlar. Adem abisi de pes etmiyor uyandırmak için. Operasyondan çıkmış çocuklarda, insanlarda da böyle yürüme bantları vardır zaten operasyon salonlarının kenarında. O bölgelerde yürütürler falan uyanmaları için. Aynı şeyi biz de yapma çabasındayız. Geldik bir videonun daha sonuna. Bu video bayağı parça parça oldu çünkü çocuğun uyanması, gezdirmemiz vesaire falan saatler var bunların arasında. Ama tamamını, tüm süreci size izleteyim istedim. Korsan'ın hikayesiydi yani bu. Kendinize iyi bakıyorsunuz, görüşmek üzere. Unutmuyorsunuz, bir kap su, bir kap mama bizim bu çocuklar için. Bu çocuk sahipliğiydi. Bunun dışındaki sokak hayvanlarımız için maalesef ki yapabileceğimiz en güzel yegane tek şey. Zaten yaktık, biçtik her yeri, anasını satayım dünyamızı yaktık. Bari evinizin önündeki yavrulara sırtınızı dönmeyin. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz. Bu arada Yusuf dediydi, yine unuttum ben ya. Videonun sonuna kaldı bak. Abone olmayı unutmayın. Bir de Discord falan geliyor. Hazırlıklı olun. Instagram'a da gelin. Böyle toplaşalım artık. Dobida Team mi desek? Dobida'nın bir ailesine artık adını koyalım. Haydi görüşürüz.